Galatasaray'da şimdi kadro yetersiz. Kadro e, sezona istikrarsız başladı ve eğri biraz daha yani o lokomotif maçıyla bir toparlanma, derlenme toparlanma olmuştu ama sonraki Şampiyonlar Ligi maçları ve ligdeki deplasman puan kayıpları, iç saha puan kayıpları ve sakatlar cezalarla birlikte böyle ibri aşağıya doğru gö göstermeye başladı. Sen lokomotif Moskova maçını böyle bir güzel kilometre taşı olarak gösterdin. Hakikaten şöyle bir bilgi vereyim. Lokomotiv Moskova maçı 18 Eylül'de oynanıyor. Galatasaray bunun üstüne 9 resmi maç yapıyor. Bu 9 resmi maçta sadece 2 galibiyet alabiliyor. Sadece 5 gol atabiliyor. Ee, hakikaten e, çok çarpıcı bir performans. Evet. Bu kadarını belki öngörmek mümkün değildi Lokomotiv Moskova akşamı, maçının akşamı ama bu kadronun sorunlu olduğu, Sandforsuz problem yaşayacağı, Zaten orta sahada e, ne kadar NDI'ye geri dönmüş olsa bile rotasyonunun dar olduğu çok açıktı. Ve Galatasaray bu 9 maçta Opta verilerine göre 105 şut atmış. Maç başına 11.7 şut yapar. Sadece 2 galibiyet aldığını düşünürsek Galatasaray'ın Maç başına 11.7 şutla oynaması zaten oynadığı futbolun olumsuzluğunu gösteriyor. Çünkü skor aldığı maçta şut sayısı azalabilir. Ama 7 maçta skoru alamamış zaten. Evet. Erzurum maçında da son dakikalarda aldı. Antalya maçı son dakikalarda aldı. Şut sayısının çok daha fazla olması gerekiyordu. Bu da Galatasaray'ın oyunuyla ilgili bize işaret veriyor ve maç başına isabetli şutta 3.3. Az. Az, çok az.